asla kabul edilemez. Nedir? Mesela ne kabul edilemez efendim? Haksızlığa da uğrasak yenilgi asla kabul edilemez. Umutsuzluk asla kabul edilemez. Biz sabah insanları için, biz Çalarsat ailesi için umutsuzluk asla ama asla kabul edilemez. İşte buyurun manşetlere, pencereyle başlayalım. Türkiye'de en yüksek günlük can kaybı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs verilerine göre son 24 saatte yapılan 318.869 testte 55.149 vaka ile 2.862 koronavirüs hastası tespit edildi. Rakamlar iyi değil efendim maalesef. Hem Avrupa'da hem de dünyada en çok vaka ve vefat gören ülkelerden birisiyiz. Bundan derin olarak üzüntü içindeyiz, kaygılıyız. Dün yaşamını yitiren 341 kişiyle, efendim duydunuz mu? Duydunuz değil mi? Dün yaşamını yitiren 341 kişiyle toplam can kaybı da 36.267'ye yükseldi. Böylece Türkiye'de şimdiye kadar en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi. Ben yönetmenimden rica ediyorum, akışı bir parça değiştirelim, bununla girelim. Çünkü bizim güzel ülkemizde 341 Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı, bakın 341 yurttaşımız koronadan yaşamını yitirdi. Ağzımızdan derin nefes alıyoruz. Türkiye'deki 78 tane il ve çok büyük bir nüfus, en kritik nokta denilen 100 binde 100'ün katlarca üstünde. Yani çok tehlikeli, vahim bir durumdayız. Harita kıpkırmızı. 84 milyonluk Türkiye'nin 78 milyonu çok yüksek riskli illerde yaşıyor. Vaka artışındaki rekor Çanakkale'de. 100 binde 962'yi aşan vaka sayısıyla ilk sırada. Hemen peşinden de en çok vaka oranıyla İstanbul geliyor. Nüfusla kıyaslandığında da İstanbul'u anlatmaya kırmızı renk bile yeterli olmuyor. Haritada doğu dışında kızarmayan il yok. Orta riskli tek ilse Şırnak. Salgının en ağır dönemindeyiz. 100 binde 900 vaka, 100 binde 100 olan kritik sınırın çok ötesinde vaka demektir. Salgın çok büyük, büyüme hızı da büyük. Vakalar henüz pike ulaşmadı. Son iki hafta içinde geçen yıl ortalamasına göre %40-50'lik bir ölüm artışı olduğunu gösteriyor. Türkiye salgının başından bu yana en fazla can kayıplarını yaşıyor. 18 Nisan'da 318 olan can kaybı 19 Nisan'da biraz daha artarak 341 olarak yansıdı tabloya. 19 Nisan'da yeni vaka sayısı 55.149. En aşağı bir %20-30 kadar etrafındaki insanlarda da pozitif olduğunu ve testin negatiflik oranlarını da hesapladığınız zaman o 50 bin sayısının çok rahatlıkla 80-100 bin arasında bir yerde olduğunu görüyorsunuz. Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'a göre vaka sayıları da can kayıpları da açıklanandan fazla. Bir başka kritik nokta ise aktif vaka sayısı. Aktif vaka sayısı diye bir şey var biliyorsunuz. O 500 bini geçti çoktan. 1,5 aydaki değişim tablonun ne kadar korkutucu olduğunun en net kanıtı. 1 Mart'tan bu yana Türkiye genelinde yeni vaka sayıları %546 arttı. Can kayıpları ise %297'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı risk haritasının ilkinden bu yana 8 haftada İstanbul'daki vaka yoğunluğu 15 kat birden arttı. Salgının yükü çok arttı. Salgının yükü çok arttığı zaman böyle çaresizlik hissiyle sağa sola koşuşturuyoruz. Her geçen gün artan vaka, vefat ve ağır hasta sayılarıyla Türkiye salgınla mücadelede dünyadaki daha az riskli yerini terk ederek zirveye çıktı. Dünya genelinde nüfusu oranla en çok vaka artık Türkiye'de. Bu acı birinciliğe rağmen son alınan kısmi tedbirler uzmanlara göre yeterli değil. Hafta sonu yasaklarıyla bir yere varamamıştık biz zaten. Yani benim gördüğüm bir kısıtlama yok. AVM'ler açık ama sokaklar yasak. Okullar belli bir ölçüde kapalı, belli bir ölçüde açık. Sokağa çıkmama hakkını kullanmak isteyenler ücretli bir istirahatte tutulmalı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca akşam saatlerinde vaka artışı en fazla olan İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova'nın sağlık müdürleri ve valileriyle görüştü. Tedbirlerin değerlendirildiği görüşmenin ardından sosyal medya hesabında yoğun bakım doluluk oranlarını paylaştı. İstanbul'da yoğun bakım yataklarımızda doluluk %71,4, Çanakkale'de %67,1, Tekirdağ'da %73,5, Kırklareli'nde %69, Yalova'da %55,4. Vaka sayılarının artışı sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor.